CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. Yavaş hakkında 600 bin dolarlık sahte senedi işleme sokma ve tehdit suçlarından iddianame hazırlandığı ortaya çıktı. Ve mahkeme o iddianameyi bugün kabul etti. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Yani Mansur Yavaş'ın adaylığı tehlikede olabilir. İşte tüm bu iddialar bugün AK Parti'nin de gündemindeydi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik muhalefet seçmene bir açıklama yapmak durumunda dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği bu şahıs sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Kesinleşmiş yargı süreci var mıdır, yok mudur? Bugün siyasi sahiplerle ele alınan her şey adayımızın nezdinde teflon tavaya atılan bir şey gibidir. Tutmaz, yapışmaz, dökülür. O hali bunları dinlemez gari. İşte bu sorular bugün Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP ve İYİ Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında sahte senedi işleme sokma ve tehdit suçlarından İddianame hazırlandığı ortaya çıktı ve mahkeme o iddianameyi bugün kabul etti. Sahte senet kullandığı 2016 yılında Yargıtay kararıyla kesinleşen bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında bu iddialar yer almasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi buna niçin cevap vermemiştir? Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışan Yavaş'a 329 bin 736 lira kötü niyet tazminatı, 164 bin 768 lirada para cezası verdiği ortaya çıkmıştı. Bu kez de iş adamı Necmettin Keskin'in kendisi adına düzenlenmiş 600 bin dolarlık sahte senedi zorla tahsil etmeye çalışan Yavaş hakkında Aralık 2017'de karşılıksız senedi işleme koyma, tehdit ve şantaj suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunduğu tespit edildi. Mansur Yavaş'la ilgili iddialar basında yer alıyor ve bunlar önemli iddialar, vahim iddialar. Fakat ne Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden ne de Mansur Yavaş'ın kendisinden herhangi bir açıklama gelmedi. Halbuki bu tip iddialar karşısında sorumlu bir partinin ve sorumlu bir siyasetçinin olayı açıklığa kavuşturması gerekirdi. Mansur Yavaş'tan ilgili Ömer Çelik'in iddia ettiği ve bir gazetenin manşetleştirdiği her şey yıllardır varsa ve Ömer Çelik AK Parti yıllardır susuyorsa bugün konuşma günü değildir. İddianamede Yavaş'ın görevi kötüye kullanma suçundan 6 ayla 2 yıl arasında, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan da 3 ayla 1 yıl arasında hapsi istendi. İddianamede Yavaş'ın gönderdiği cep telefonu mesajlarına da yer verildi. Yavaş'ın Keskin'e bu iş çok uzadı. Bu hafta bitmesi gerekiyor. Gün ver. Cevap vermezsen kodese hazırlık yap. Sahtekar kafan mı basmıyor? Seni bu hafta öpeceklermiş. Öyle duydum. Çok sevindim. Hayatın kayıyor dediği belirtildi. Türk siyasi hayatı açısından siyasi tarihe geçecek bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. İddianame Ankara Batı Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün kabul edildi. Mahkeme heyeti 10 gün içinde Yavaş'ın yazılı savunmasını alacak ve dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek. İddialar sonrası tüm gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. Ancak Yavaş iddialara yarın yanıt vereceğini açıkladı. Onun cevabını yarın benden alacak. Kocaman partinin onun iddialarıyla kamuoyunu meşgul ettiğini herkes görecek. Yani açıklamalarımı geniş bir şekilde göreceksiniz.